Arkadaşlar merhaba. Bugünkü videomuzda sembolü inceleyeceğiz ama akşam saatlerinde olduğu için görüntü pek iyi olmayabilir. O yüzden kusura bakmayın şimdiden. Aracımız 1-2 16 valf 75 beygir olan, kaç modeldi bu? 2016 modeldi. Böyle bomboş bir araba, Joy paket. Kiralık, kiralık olduğu için arabanın her tarafından ayrı bir ses geliyor. Zaten sağ ön amortisörü patlamış. Görürsünüz, tamponları vurup. Baskı balatası bitik. Araba berbat bir durumda. Onun dışında, Ali şuraya bir getirsene. Motor lambası falan yanıyor. Biz onu sorduğumuzda LPG kiti çıktığı için demişlerdi. Araba devir çeviriyor ama gitmiyor. Zaten burada şehir içi. Basılacak bir yer değil. Şu tuşlar falan bayağı erken silinmiş. Araç da 168 bin kilometrede. Hani aman aman bir kilometrede de değil. Ama işte malzeme kaliteli değil. Şu tutamaklar silinmiş. Camlar, cam açma kapama düğmelerinin üstü silinmeye başlamış. Onun dışında göğüs, şu kalorifer peteklerinin olduğu taraf parlamaya başlamış. Bu tarafa baktığımız zaman aracın her tarafında ses geliyor. Uzun yolda zaten yol sesini bayağı alan bir araç. Yani normal arabalardan daha fazla bir yol sesi alıyor. Ama diğer arabalarda olmayan şey var. Bagajı büyük. Geçen videolarda da dediğimiz gibi sembolü diğer araçlarla büyüklük konusunda kıyaslıyorduk. Bunun tavanı bayağı geniş. 1.73'üm. Bir karış değil de 4-5 parmak tavanda. 4 parmakta ön tarafta bana göre ayarlı haliyle ön koltukla aramızda bir mesafe var. Yani şehir içinde bayağı biraz yakıyor. Biz bir ara bununla 2-3 gün kiraladığımızda gezmeye gitmiştik. Araç 7-7.5 litre civarı yakıyordu. Ama normal sürmüyorduk, hani sürekli araç gitmiyordu diye ayağımız gaza sonuna kadar basılıydı. Yani ona rağmen 7-7.5 yakıyorsa bence yaktı güzel. Yani alacaksanız bunun yerine Broadway'da alabilirsiniz. Broadway bundan eski olabilir, kötü olabilir. Yani arıza çıkarabilir ama sonuçta bu da arıza çıkarıyor. Dediğim gibi 2-3 gün kiralamıştık. Aracın şamandırası bozuldu. Bilmem, burada 50 tane bir yere gittik. 50 tane araçta arıza lambası yandı. Aynısı Broadway'da da olacak. Ki büyük ihtimalle Broadway sizi yolda da bırakmaz. Çünkü eski bir şey. 2 dakika kabloyla halledebileceğiniz şeyler. Onun dışında zaten anlatabileceğimiz pek de bir şey yok. Bildiğiniz sembol. Dümdüz bomboş paket bir sembol. Yani araç temiz de diyemeyeceğim. Çünkü temiz değil. Bayağı kötü. Hatta sağ ön taraftan gelen vuruntuyu duymuşsunuzdur belki çukura girdikçe. Amortisör patlamış. Sürekli vuruyor. Gösterge panelinde vites yükseltmemizi söyleyen şeyler var ama düşürmemizi söyleyen bir ışık yok. 2000 devrin az bir şey üstüne çıktığınız zaman hemen ışık yanıyor. 210 gösteriyor. Ama yok şaşacağı bile, bastığımda ben bu arabayla 160'ın üstünü göremedim. Yani 150-160'a yaklaştığı zaman kesici varmış gibi kesiliyor. Gitmiyor zaten, devir de 5-6 bine yaklaşmış oluyor. Yani ekleyebileceğim başka bir şey yok. Görüşü pek güzel değil. Farlar doğru düzgün göstermiyor. Sembollerde kronik mi bilmiyorum ama arkadaşımın bir araç vardı. Bir de bir ara ben bir araç kiralamıştım. Onların ikisinde şamandırası bozuldu. Benzin şamandırası. Ondan sonra aracın direksiyonuna gelirsek, kornası zaten Broadway'inki gibi sol tarafta. Sinyal kolunun üstünde. Orta tarafta sadece hava yastığı var.
Direksiyon dev gibi. Hani ele oturması falan güzel de yani daha küçük olmasını bekliyor insan. Yeni nesil sembollerin, Dacia Sandero'ların falan direksiyonu mükemmel. Onlara baktığımız zaman bu berbat. Onun dışında kilometresine zaten değindik. Bayağı yüksek bir kilometres. Yani yüksek değil aslında. Kilometresi de normal ama aracın yıpranması kilometresine göre bayağı fazla. Anlatabileceğimiz pek bir şey yok. Dediğim gibi her şeyi, neredeyse her şeyi Broadway ile aynı. Bir tek biraz daha yeni, daha modern. Daha sessiz ona göre. Ona da bir altım yaparsanız büyük ihtimalle aynı sessizliğe kavuşursunuz. Taç pakette bir kere dışarıdan aracın jantları değişik. Mükemmel. Alt tarafta Marshbiel'in az üstünde kapının orada eklentiler var. Onlar aracı bayağı güzel gösteriyor. Acayip güzel bir araba o. Bunun dediğim gibi sadece Broadway'dan farkı yokuş kalkış sistemi. Yokuş destek. Aracın frenini bıraktığınız zaman bir 5-10 saniye tutuyor yokuşta. Ondan sonra ne tarafaysa yokuş aracı salıyor. Başka dediğimiz gibi duyuyorsunuz zaten sesleri. Kütür kütür. Ön iki cam otomatik. Yani CD çalar var, Bluetooth var. CD çalarla Bluetooth olması mükemmel bu araba için. Çünkü araçta yok ama gerçekten yok. Yani hiçbir şey yok. Söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz.